Peki, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La radde li kadaihi ve la muakkibe li hukmi. La radde li kadaihi ve la muakkibe li hukmihi. Allah Azze ve Celle'nin esmasından, sıfatlarından, efalinden bahsediyoruz. Neden bunlardan bahsediyoruz? Kemal ona ait diyoruz. Noksanlıklardan onu tenzih ediyoruz. Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Onu müdrik olabilmek için. Peki ne diyoruz? Yani قَالَ الْاِمَامُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهِ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ. Yani Allah Azze ve Celle'nin kazasını, hükmünü reddedecek kimse yok yeryüzünde. وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ demek, وَلَا مُؤَخِّرَ لِحُكْمِهِ. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü tehir edecek, muakkibe, muakhira, tehir edecek ya da bozacak yani. Bozacak kimse yok. Kaza ikiye ayrılıyor. Bir, kazayı mübrem var, bir de kazayı muallak var. Kazayı mübrem artık kesin. O değişmez. Kazayı mübrem olunca o bozulmaz. Peki kazayı muallak ise o nedir? O belli durumlara, belli şartlara bağlı olan kaza. Mesela dua ile o değişebilir ama yine ezelle alakalıdır bu değişme sistemi. Fakat kazayı mübrem artık o değişmez. Moğollar Buhara'yı kuşattığı zaman Necmeddin-i Kübra Hazretleri, aynı zamanda tefsiri de var değil mi? Bastılar tefsirini, Necmeddin-i Kübra'nın hem de büyük bir mutasavvıftır. Talebeleri gelip diyorlar ki, hocam dua edin de Moğol belasını Allah Teala Buhara'dan defetsin. Diyor ki, Buhara'nın ticareti bozuldu, evi bozuldu, hayatı bozuldu, Allah'a isyan etti. Buhara halkı, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا. Şimdi yapılan bu fitnenin cezasıdır bu diyor. Bu fitnenin, fesadın cezasıdır. Artık bu kazayı mübrem oldu diyor. Dua bunu gidermez. Talebeleriyle beraber meydana iniyor. Moğol askerleriyle savaşırken şehit düşüyor. Şehit düştüğünde elinde bir Moğol askerinin kafası var. Saçlarını alamıyorlar elinden, açmıyor elini. O halde kabre koyuyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, işte ben ya Rabbi cihad ederken, senin dinini müdafaa ederken şehit düştüm. Demek ki Allah dostu demek sadece postun üzerinde oturan adam demek değil. Necmeddin-i Kübra Hazretleri gibi ilgili kardeşlerime de bunu duyurmuş olalım. Peki, وَلَا رَادَ لِقَدَائِ. Hani tasavvuf böyle itham ediyorlar ya, İmam Şamil Sufi değil mi kardeşim? Rusları dize getiren adam. Peki Ömer Muhtar Sufi değil mi? Osmanlı orduları çekilince kim koruyor Libya'yı? Kim koruyor İtalyanlara karşı? Ömer Muhtar, Abdülkadir Cezayiri Hazretleri Sufi değil mi? Yani Devlet-i Aliye-i Osmaniye çekilince tugaylarıyla, birlikleriyle Allah dostları Ömer Muhtar gibi, Abdülkadir Cezayiri gibi, işte İzzettin Kassam gibi onlar müritleriyle, talebeleriyle meydana iniyorlar. Emperyalist güçlerle onlar savaşıyorlar. Pek çoğu şehit oluyor. Şehit olunca onların yerine müteşeyyihler geliyor. Yani yapma şeyhler. Şeyhlik nereden gelir? Gönülden gelir, gönülden. İcazetle olur. İşte böyle yapma şeyhler gelince onların yerine, bir kısmı tabii, hepsi değil, onlar üzerinden şimdi tasavvufu birileri mahkum ediyor. Ama tasavvuf diyorsan işte İmam Şamil bak. Mevlana Halid-i Bağdadi. Bu adamlar büyük adamlar. Peki, evet efendim. وَلَا رَادَ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. Cenab-ı Hakk'ın hükmünü kimse tehir edemez ya da bozamaz. وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ. وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ. Yani لَا يَغْلِبُ اَمْرَ اللّٰهِ غَالِبٌ. Yani لَا
يَغْلِبُ اَمْرَ اللّٰهِ غَالِبُ Allah'ın emrine galip olan hiç kimse yoktur. Ha? Kimse galip olamaz. وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ Allah'ın emrine kimse galip olamaz. Nerede yazıyordu? El-Hamra sayında değil mi? لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهِ Öyledir. لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهِ Endülüs'te hani hükümdar ağlıyor, annesi de diyor ki erkekler gibi savaşmayan kadınlar gibi ağlar böyle. Erkekler gibi savaşmayanlar, Allah yolunda mücahede etmeyenler kadınlar gibi ağlamıştır hep. Annesi öyle diyor Emevi Endülüs hükümdarına en son orayı terk ederken. Orayı da tefrika, orayı da fitne, orayı da fesat, hak ile yeksan etti. Zaten Kur'an-ı Kerim o ikazları bize defalarca yapıyor. Yani وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Kafirler birbirinin dostu. اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Siz de aranızda o dostluğu kuramazsanız, İttihad-ı İslam'ı kuramazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne, büyük bir fesat çıkar. Çıktı mı kardeşim? Çıktı. Ne zaman çıktı? Bu ümmet ben Arap devletini, öteki ben Türk devletini, ben Kürt devletini kuracağım dedi. 150 yıldır işte sürünüyor bu ümmet. Bu hal devam ettikçe Allah'ın rahmeti gelmez. قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاكُمْ Duanız, teslimiyetiniz olmasa Allah katında bizim gavurdan ne farkımız var kardeşim? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini biz üzerimize neyle çekeriz? Onun dinini olan samimiyetimizle çekebiliriz. İhlas ayarlarını yapmadan göklerin kapısı açılmaz. Rahmet gelmez kardeşim. Peki, yani onu oraya muhtemeldir ki bir Allah dostu yazın demiştir bunu buraya. La galibe illallah. Ey batı uygarlığı. Her ne kadar burada Endülüs devleti gün gelir yıkılırsa da Allah'ın dini yıkılmaz. Yazın bu duvarlara. La galibe illallah. Yani devletler çökebilir, devletlerin hayatında ölüm olabilir ama Allah'ın dini ölmeyecekti. Komünizmanın ömrü şu kadardı, öldü gitti. Kapitalizma da ölecek. Yarın birileri gelip kapitalizmanın dirilmesi için bir takım ameliyelerde bulunmaz, bulunamaz. Ona sadece gülerler. Şimdi komünizma gelecek diyebilir mi birisi? Sadece marjinal birkaç tane işte haydut sokakta yürüyüp bunu söyleyebilir. Ama Allah'ın dini, Haçlı saldırıları oldu, Moğol saldırıları oldu, küresel güçler bütün alemi İslam'ı yok etmek için geçen asırda işgal ettiler. La galibe illallah. Allah'ın dini çökertemezler. Yani Allah'tan başka söz sahibi, hüküm sahibi yok. Biz hizmet edersek, biz yer alırsak, biz de bu dinle beraber âli oluruz, yüceliriz. Peki, وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ neden? اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Ol diye oluyor. Yani bu kadar kolaysa, o zaman dünya orduları Allah Teala'nın güç ve kuvveti karşısında bir hüküm ifade eder mi? Âmennâ bizâlike kullihi ve eyqennâ ennâ kullen min indî. Efendim, âmennâ bizâlike kullihi ve eyqennâ ennâ kullen min indî. Bütün bunlara iman ettik. Peki neye iman ettik? Allah Teala'nın ilmi dairesinde yarattığına, her şeyin ölçüsünü tayin ettiğine, ecelleri O'nun verdiğine, hiçbir şeyin O'na gizli kalmadığına, O'nun dilemesi olmadan alemde hiçbir şey olmadığına, olamayacağına, hidayete de O'nun vesile olduğuna, O'nun ulaştırdığına, bütün bunlara biz iman ettik. Bütün bunlara. Yani zahirde, batındaki bütün delillerle bunlara iman ettik. Âmennâ bizâlike küllihi. Tamamına iman ettik. Peki nasıl? وَاَيْقَنَّا Yakin derecesinde iman ettik ki enne küllen min indihi. Bütün bunlar onun katındandır. Yani onun dilemesiyledir. Bütün bunlar hidayet, dalalet,
efendim galibiyet, mağlubiyet, yenilgi, masiyet, isyan ne oluyorsa yeryüzünde hepsi Allah Azze ve Celle'nin iradesi dahilinde oluyor. Kul küllün min indillah. Her şey onun iradesi, onun tasarrufuyla oluyor. Peki yakın kelimesi eykanna ifal babından bu. Sülasesi yakine ne demek? Yakinel ma'u. Yani su bir yerde durduğu zaman yakinel ma diyor Arap. Yani su orada durdu. Su orada sabit oldu. İstakarrel ma demek. Su orada durdu. Peki yakin derecesinde iman demek artık sarsılmaz. Hani üstad diyor ya Medine-i Münevvere'ye gidince büyük doğu mimarı. Ne diyor? Hac kitabında var. Şu bütün dağları toplasalar, karşıma dikseler, yeryüzünde ne kadar ideolog var, hepsini getirseler, Allah Resulü Aleyhisselam yok deseler, beni de paramparça yapsalar, Medine'nin kumlarına savursalar, her hücrem ayak izlerinde toplanacak, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecek. İman, yakin derecesinde bir iman. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Hani En'am suresindeki ayet-i kerime. İbrahim Aleyhisselam'a önce babasının dalaletini gösterdi. Değil mi? وَاِذْ قَالِ اِبْرَٰهِيمُ لِأَب۪يهِ اَذَرْ Sonra altında وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve göklerin melekutunu, mülkünü gösterdik. Neden? وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Delillerden imana gitsin. Görsün kim yaptı bunları. İbrahim inanıyor. Ama bir de yakin derecesinde imana ulaşması için yani o kevni ayetlerden Cenab-ı Hak onu imana taşıyor. İtminan derecesi, yakin derecesi sarsılmayacak. İşte biz de diyor اَيْقَنَّا fiilin getiriyor. Böyle bir iman. Yani sarsılmayacak bir iman. وَاَيْقَنَّا اَنَّ كُلَّمْ مِنْ عِنْدِي Peki, şimdi bakarsanız metne, baş taraflara gelirseniz, orada مَقُولُ الْقَوْلُ demiştik. Nerede başlıyor? نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللّٰهِ مُعْتَقِد۪ينَ بِتَوْف۪يقِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَر۪يكَ لَهِ Buldunuz en başlarda. Yani toplu metne bakın. Efendim orada girişten sonra innallaha vahidun la şerike le. Şöyle toplu metin olarak 5 satır sonra metin üst üste olursa innallaha vahidun la şerike le. Orada demiştik ki kale'nin makulul kavli budur. Buradan başlıyor. Allah azze ve celle tek vahiddir. Tektir demiştik. La şerike leh. Eşi benzeri yok. Şimdi imanın ikinci cüzüne geldi. Bu cümleyi nereye atfediyor? Oraya. Buldunuz. Bulamadınız. Metinden bakın. Metinden. Üçüncü satır. Orada innallâhe vâhidun vardı. Şimdi bunu oraya atfediyor. Enne olmayacak. İnne olacak. Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa ve nebiyyuhul Muştebe وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَى وَإِمَامُ الْاَتْقِيَى وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَب۪يبُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوَى وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَى وَاِنَّ الْقُرْآنِ diye. Sonra Kur'an hakimin mahluk olmasına geçiyor. Bunu da hangi cümleye? Yine oraya atfediyor. Yani cümle cümle İslam'ın imanın esaslarını anlatıyor. Önce neyi anlattı? Allah Azze ve Celle'ye imanı anlattı. Şimdi kelime-i tevhidin ikinci cüzüne geldi. Nedir o? La Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Ya diyorlar ki, ne diyorlar? La ilahe illallah diyen cennete girer. Girebilir mi kardeşim? Giremez. Niye giremez? Çünkü yeryüzünde la ilahe illallah sadece kim söylüyor? Muhammed Resulullah diyenler söylüyor.
Muhammed Allah'ın Resulü demeyenler Hristiyansa üç ilah var diyor. Yahudi ise Uzeyr Allah'ın oğludur diyor. Zaten onların müşrik olduğunu söylüyor bize Kur'an-ı Kerim. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسَ Allah üçün üçüncüsüdür diyen o Hristiyanlar kafir oldu diyor. Şimdi bir hadis-i şerif söyleyeyim size bununla alakalı. Müslim'in rivayeti. Bu hadis-i şerifi yazalım. عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يهودي ولا نصراني ثم يموت ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحابنا النار إلا كان من أصحابنا النار عن أبي هريرة رضي الله عنه baştan okuyorum عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار tam yazan var mı? Ha. Peki والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي لا يسمع بي tamam والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي وَلَا نَصْرَانِيٌّ Evet, sonra ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ İmam Müslim إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Peki nedir anlamı? وَالَّذ۪ي yani وَاللّٰهِ الَّذ۪ي أَنْزَلَ demek. Tamam, وَالَّذ۪ي yemin. وَالَّذ۪ي Vallahi الذي Allah'a yemin olsun ki öyle bir Allah ki vellezî nefsu Muhammedin biyedi yani Muhammed'in canı kudretinde kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. Peki neden yemin yaparsınız? Önemli bir şey söyleyeceksin. Çok önemli. Peki Allah'a yemin olsun ki la yesma'u bi ahadun min hâzihi l-ümme Bu ümmetten beni duyan hiç kimse yok ki. La yesma'u bi ahadun min hadil umme. İki türlü ümmet var. Bir ümmeti davet var, ümmeti icabet var. Müslümanlar ümmeti icabettir. İslam'a icabet ettiler. Gayrimüslimler ümmeti davettir. Peki buradaki hangi ümmeti kastediyor Efendimiz? Ümmeti daveti. Yani çağrılan. Bu çağrılan ümmetten ki ahadunun sıfatıdır ya da bedeldir. Ahadun nasıl birisi? Yani la yesma'u bi ahadun min hadil umme yahudiyun ve la nasraniyun. Yani işte Yahudi ve Hristiyan bu ümmeti davetten beni işiten hiç kimse yok ki thumme yemutu yani işiten bu kişi ölüyor sonra thumme yemutu şu kadar zaman yaşıyor İslam'ı duymuş ölüyor bu adam
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ ne demek? İslam. Benim gönderildiğim bu dine iman etmeden öldü bu adam. Cümle haliye. ثُمَّ يَمُوتُ hangi cümle haliye? وَلَمْ يُؤْمِنْ cümlesi. ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ yani gönderildiğim bu dine iman etmeden ölüyor bu adam. Efendim. ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ İkisi de mevsule olur ama billedi yazın siz. Öyle mi? Ma mı yazdırdım? O da gene mevsul olur ama elledi yazın. ثُمَّ çünkü ma gayru akil içindir. اَلَّذ۪ي ukala içindir. Akil içindir. Ma men yerinde kullanılır. Efendim bazen tahkir için kullanılır. Efendim bu aklı yok, hayvanlaşmıştır, o manada kullanılır. Ya da orada zikrettiğiniz yerde gayru akiller, akılsız varlıklar akıllardan daha çoktur. Talip cihetiyle kullanılır, başka manalarda kullanılır. Ma ellediği yerinde. Ama biz hadis-i şerifi aslında o var. Tabii ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ yani وَلَمْ يُؤْمِنْ efendim evet burada da aslında ma kullanması lazım değil mi? Din yerinde geliyor. Burada adam insan kastetmiyor. Ma kullanması lazım. Ellediği kullanıyor. İşte bu da İslam'ı teşrif için getiriyor. İslam'ı teşrif için getiriyor. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ yani bana verilen, gönderildiğim bu dine iman etmediği halde ölüyor bu adam. Peki ne olur bu adam? Efendim bu adam لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ işte beni işiten Hristiyan, Yahudi sonra bana iman etmeden ölürse gideceği yer nedir? İlla kâne min ashabin nâr. Bu sadece yalnız ve yalnız cehennem ashabından olur. Peki ayetleri nasıl anlayacaksınız? Kur'an-ı Hakim'i tefsir eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Efendimiz böyle anlıyor. Vellezî nefsu Muhammedin biyedih. لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِي الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَّا كَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Peki şimdi o zaman burada ne diyor metinde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanı anlatırken وَاِنَّ مُحَمَّدًا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan sonra ona iman edecek. Yani ona iman etmeden cennet yok, kurtuluş yok, selamet yok. Ve inne Muhammeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını kim veriyor? Dedesi Abdülmuttalip veriyor. Ne diyorlar ona? Ya Araplarda böyle bir isim yok diyorlar. Nereden buldun bu ismi diyorlar. O da ne diyor? Bu isimle neyi umdum diyor. Racautu en yuhmede fissemâi vel ardı. Yer ve gökte övülen birisi olmasını umdum diyor Muhammed. Aracautu en yuhmede fissemâi vel ardı. Ve inne Muhammeden aleyhissalâtu vesselâm. Yani şimdi inanıyoruz demiştik ya akide metninde ne diyorduk? Allah Teala'nın tevfikiyle efendim şunlara inandığımızı söylüyoruz. Ha nakulu fi tevhidillahi başka ne diyoruz? Nakulu mu'takidina bi tevfikillah ve inne Muhammeden. Ha ve inne Muhammeden aleyhissalatu vesselam abduhul Mustafa. Abduhu Abdullahi. Önce neyi getiriyor? Kulluğu getiriyor. Risaleti getirmiyor. Neden? Onu Efendimiz Aleyhisselam'ı insanlar kul gibi görmezlerse, kulluğun dışına çıkarlarsa o zaman ona da ihanet ederler, İslam'a da ihanet ederler. Tevhide şirki bulaştırırlar. Hazreti İsa'nın ilk sözü neydi? Kale inni abdullah değil mi? Kale inni abdullah.
Hani annesi diyor, sorun ona, o konuşsun diyor. Meryem suresinin 30. ayeti. Kale inni abdullah ataniyel kitabe ve cealeni nebiyye. Beşikte konuşuyordu. Yani aslında onları ikaz ediyor. Beni ilah yapmayın, bak ben mucizelerime bakıp da bana farklı duruşlar vermeyin demişti İsa Aleyhisselam. Onun için kelime-i tevhidde de önce ne diyoruz? Abduhu ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulü. Peki Abduhul Mustafa, keyfel abd, yani nasıl bir kul? Mustafa seçilmiş. He? Alemden seçti değil mi? Seçe seçe seçe, hadis-i şerifte diyor. En son Efendimiz Aleyhisselam'ı seçiyor. Abduhul Mustafa ve nebiyyuhu, ve onun nebisi nasıl? El Müşteba. Müşteba da seçilmiş demek ki ne? Ve Resuluhul Murtada. Murtada ellezî radıyallahu anhu bir risaleti, Allah'ın risaletine razı olduğu seçilmiş peygamber. Ve Resuluhul Murtada, he? Allah Teala onun risaletine razı olduğu. Peki şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyor. Sonra şerhler, şarihler nereye giriyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ispata giriyorlar. Risaletin ispata. Bir akli deliller, bir de nakli deliller. Nakli deliller nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Akli deliller ne? Mucizeler. Değil mi? Mucizeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucize. Mucize karşıdakini, muhatabı, benzerini getirmekten aciz bırakan. Sonundaki tane tasıdır. Mübalağa tasıdır değil mi? Mübalağa, mucizetun, yuvarlak. Ta'i ne var orada? Merbuta var. Mebsuta var açıkta, merbutadır. Ama oradaki ta mübalağa tası. Yani bütün dünya toplansa o mucizeleri yapamaz. O kadar aciz bırakır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi hangisi? Kur'an-ı Kerim. Peki başka mucizeleri var mı? Şimdi yok diyorlar. Değil mi? Yok diyorlar. Peki neden yok? İşte müşrikler istedi, Kur'an-ı Kerim dağı yürüt dedi, yürütmedi Allah Teala vesaire. Peki evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle mucizesi yok. Onlar Allah Teala'yı acizde bırakıyorlar. İşte Salih Aleyhisselam'a geliyorlar. Diğer peygamberlere gidiyorlar. O mucizeyi görüyorlar. İnanmadıkları zaman ne oluyor? Helak oluyorlar değil mi? El-mu'cizetul muhlike. O zaman ısrar neticesinde Allah'ı dayatıyorlar. Mesela gidiyorsun birisine, diyorsun ki başbakana, cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanıysan yap şunu diyorsun. Ya orada bir edep var değil mi? Cumhurbaşkanlığına girince işte orada kapıda bir albay var. Albay hemen tekmil veriyor, falan geldi diyor. Oğlu bile gelse herhalde diyor, öyle bir protokol var orada. Yani oranın bir kural kaidesi var. Şimdi orada size böyle bir konuşma yaptırırlar mı? Diyor ki buranın bir kuralı var. Mekke müşrikleri de Allah'a meydan okuyorlar. Yapacaksın şunu diyorlar. Ya Allah Teala sizin emir kulunuz mu? Ey Mekke müşrikleri. Peki müşrikler böyle istiyorlar. Buna rağmen sihir diyorlar. İnanmıyorlarsa Allah Teala o toplumu helak ediyor. Şimdi helak eden mucizeler yok. Ama gözle görülen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri yok mu? Var. O kadar var ki bak şimdi burada bir kitap var. Hangisi? Şu. Delail-ül Nubuvve kitabı. Delail-ül Nubuvve bir literatürdür. Bu getirdiğim Ebu Nuaym'ın kitabıdır. Ebu Nuaym'ın Delail-ül Nubuvvesidir. Beyhaki'nin var, çok alimlerin var. Bunlar muhaddistir, büyük muhaddislerdir. Mesela içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler var. Senetleriyle beraber onları almış buraya, burada var. Birkaç tane okumak isterdim ama dersi bitirelim. Mesela şey var, hani Suraka Efendimiz'i yakalayacaktı. Sonra atı ne oldu? Kuma gömüldü. Mekke'ye dönünce Ebu Cehil ne dedi? Neden yakalamadın? Bu kadar her şey senin olacaktı deyince uzun bir şiir okuyor ona. Diyor ki
Eba hakemin vallahi lev kunte şahiden li emri cevadi li emri cevadi iz tesihu kavaimu alimte ve lem teşkuk bi enne Muhammeden rasulun bi burhanin femen zâ yukavimuh diye uzun devam ediyor. Şimdi bütün bunların olduğu kitap, bu delail kitabı. Ama bu kardeşlerim tabii kabul etmezler, hadis kabul etmezler. Onlara ne getirmek lazım? Kur'an-ı Kerim'den delil. Peki ilk defa Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan başka mucizesi olmadığını kim söylüyor? Abdu söylüyor. Muhammed Abdu. Ne zaman söylüyor? Mısır'da. İngilizler işgal edince. Diyor ki Tefsir-i Cüz'i Ammesi var Muhammed Abduh'un. Tefsir-i Cüz'i Ammesi'nde Fil suresini anlatırken efendim diyor gökten ebabil geldi. Yok böyle bir şey. Nedir diyor bu? Çiçek hastalığıdır diyor. Hastalıkla Ebrehe'nin ordusu helak olmuştur. Abduh. Abduh kim? Modernitenin üç hattısı var. Afgani, Muhammed Abduh, Reşit Rıza. Nerede bakarsanız bakın bu üçlüye dayanır. Şimdi Abduh bunu inkar ediyor. Peki neden inkar etmiş olabilir? Mısır işgal edilmiş. Seyyid Kutup yerden yere vuruyor onu. Mısır işgal edilmiş. Sokaklarda İngiliz askerleri var. Müslüman gençler. Onlar da İngiliz işgaline karşı direnecekler. Ama bir avuç onlar. Sayıları çok az. Dünyanın en teknik donanımlı ordusuna karşı Mısır'ı müdafaa edecekler. Maddi planda baktıkları zaman derler ki yani bu bir cinnet hali, orantısız bir güç var. Bunların karşısına nasıl çıkacaksınız? Ama onlar Fil suresini okuyorlar. Neden Allah bize Fil suresini indirdi? Neden Fil suresini okuyoruz? Fil suresi bize ne diyor? Bütün insanlar Allah'ın dinini terk etseler, Mekke'de yaptıkları gibi Ebrehe'nin ordusunun önüne Kabe-i Muazzama'yı bıraksalar, dağlara çekilseler, Allah Azze ve Celle insanlar çekilse ebabili gönderir, ebabille murad ettiyse Kabe'sini korur. Kimse yokken bile Allah bir orduyu helak etmeye kadirdir. Bu sureyi okuyan, mucizeleri bilen birisi İngiliz tanklarından korkar mı? İmanı olursa Allah murad ettiyse yok olacak bunlar, gidecek bunlar. Bu sokaklara İslam gelecek yeniden. İngilizler mağlup olacaklar yeniden. Buna iman eder. İşte Abduh'a bir el inkar ettiriyor mucizeyi. Yani İslam gençliğine diyorlar ki beklemeyin Bedir. Öyle gökten kapılar açılacak. Hem kapı açılacak yok da hani ben cümle girişinde söylüyorum. Melekler gelecek. Yani şimdi böyle edebi bir lisan ile söylediğin zaman öyle kapılmışlar ki hemen kapı var dedi gökte. Öyle derler. Halbuki Efendimiz hadis-i şeriflerinde bir sürü var değil mi? Bunlar mecazi manadadır. Peki efendim şimdi bunlar inkar ediyorlar. Yok diyorlar mucize. Peki şimdi bu kitap bunun tercümesini de yapmışlar. Kubral yakiniyat. Kubral yakiniyat. Kimin? Said Ramazan Buti'nin. Buti ilimde büyük adamdı ama siyaseten yanlış yaptı. Allah Teala taksiratını affetsin. Kitapları çok önemlidir. Çok önemli, çok mühim. Tercüme Arapçalarını okuyun. Ama tabii hani inşallah hepsinin Arapçasını okursunuz. Okuyamazsanız bile bilmiyorum tercümeleri nasıldır. İstifade edin. Şimdi burada mucizeyi anlatıyor. Mucizeyle alakalı şu kitapla birlikte değerlendirin. Bu kitapta kimin? Mustafa Sabri Efendi'nin. Tokatlı Mustafa Sabri Efendi. Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi'nin ana kitabı, başyapıdı, la yemut olan eseri, mevkiful akli vel ilmi vel alem min ve ibadihil murselin. Peki, mevkiful akli vel ilmi vel alem min rabbil alemin. Şimdi bu da mevkif. 400 cüzdür, 2 cilttir. Şimdi bunun 4. cüzünde mucizeyi anlatıyor Mustafa Sabri Efendi. Neden mucizeyi anlatıyor? Çünkü Mısır'da, onu getirmedim herhalde, heykelin bir kitabı çıkıyor, heykel. Hayat-ı Muhammed diye. Hayat-ı Muhammed'de heykel
mucizeleri inkar ediyor. Yok diyor Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'den başka mucizesi yok diyor. Sonra Ezher Şeyhi efendim o da benzer şeyleri söylüyor. Meragî tefsiri de var. Meragî de benzer şeyleri söylüyor. Ezher'in kadrosunu değiştiriyorlar. Mucizeyi inkar eden adamları getiriyorlar. Meragî Afgani Abdurreşid Rıza damarının mümessilidir. Ardından da Ferid Vecdi'ye Ezher'in dergisinin yayın yönetmenliğini veriyorlar Ferid Vecdi'ye. Efendim Ferid Vecdi Nurul İslam Ezher'in yayın organı onu çıkarıyor. Nurul İslam'da bir yazı dizisi başlıyor. Yazı dizisinin konusu Es-Siratul Muhammediye Tahta Dav'il İlmi Vel Felsefe. İlim ve felsefe ışığında Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı aklileştiremediklerinden bütün mucizeleri inkar ediyorlar. Bütün mucizeleri. Şimdi peki kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi var mı? Yok diyorlar ya. Peki şöyle bir bakın şimdi. Hemen hızlı hızlı bakın bunları yazın. Çünkü önünüze çok adam gelecek bu mucizeleri inkar edecekler. Ali İmran Suresi 13. ayet-i kerime sayfa 51. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَثَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. Şimdi وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, iki ordu, biri Allah yolunda cihad ediyor, biri kafir, diğeri kafir. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ, gözle bakıyorlar, Müslümanları iki kat görüyorlar. Kim? Mekke müşrikleri. Mekke müşrikleri Bedir'den bahsediyor. Allah Teala söylüyor da Kur'an, yanlış olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Ne görüyorlar? İki kat görmeleri Müslümanları bir mucize değil mi kardeşim? 300 küsür kişi, 630 kişi görseler bu nedir? Bir mucize, iki kat görüyorlar. Peki devam ediyoruz. Efendim Enfal suresine gelin. Enfal suresine geliyorsunuz. Enfal suresi 17. ayeti kerime 179. sayfa. 179. sayfa 17. ayet-i kerime. Nereden bahsediyor? Bedir'den bahsediyor. Felem taktuluhum velakinallaha kataluhum. Sayfa başı. Ve ma rameyte iz rameyte, attığında sen atmadın. Velakinallaha rama, Allah attı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak aldı, müşriklerin yüzüne attı. Her toprak insanların gözüne isabet ettiyse kim isabet ettiriyor? Allah Teala. Mucize değil mi? وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Hemen arka sayfayı çevirin. Arka, bir önceki sayfa. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Efendimiz Bedir'de elini kaldırdı, yalvarıyor. Ne diyor? Allah ne buyuruyor? اللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ اَبَدًا. Şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak diye yalvarıyor. Peki اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Allah icabet ediyor Müslümanların yakarışına. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Nasıl yardım ediyor? Bin melekle. Bin melek gelmesi Bedir'e, Bedir'de savaşmaya melek gelmesi mucize değil mi kardeşim? Gelir mi mucize? Peki işte devam ediyor altında. Efendim sonra وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ var. Şeye gelin. Kamer suresine gelin. Kamer suresine 27. cüze gelin. Evet. Kamer suresi 528 sayfa. Şimdi bakın Kamer suresinin ilk ayetleri. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ الْقَمَرِ. وَنْشَقَّ الْقَمَرِ buyuruyor değil mi? Kamer yarıldı. Peki devamına bakın. Hani kıyamette olacak diyorlar. Ya وَاِنْ يَرَوْ اَيَةً.
Şayet onlar bir ayet görseler, bir ayet yani mucize. Ve yarav ayeten ne oluyor? Yu'ridu, yüz çeviriyorlar. Ve yekulu sihrun mustemirrun. Bu sihir diyorlar değil mi? Sihir diyorlar. Yani demek ki Mekke'de, Mekke müşriklerinin gördüğü, orada olağanüstü bir şey var. O şeyi görüyorlar, sonra ne diyorlar? Efendim diyorlar, bu güçlü bir ya güçlü anlamı var, kavi anlamı var veya mustemir daim, devam eden bir sihirdir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucize istiyorlar, mübarek elini kaldırıyor, ay yarılıyor. Onlar ne diyorlar? Devamına bakın, siyak sibakına bakacaksınız ya. Ve in yarav ayeten, onlar bir mucize görseler, yu'ridu, yüz çevirirler. وَيَكُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Bitmeyen sihirleri Muhammed'in diyorlar. Peki efendim diyorlar, madem bu ay yarıldı da neden onu bütün dünya görmedi? Taki Osmani'nin Müslim şerhi var, bizim İfam'da okuduğumuz Fethül Mülhim. O bununla alakalı hadis-i şerifleri şerh ederken diyor ki, Hint kaynaklarında var. Hint kaynaklarında kitapların adını veriyor ya, Hint kitaplarının adını. Adamlar tapınaklar yapmışlar. Tapınağın başına kendi lisanlarıyla yazmışlar. Kitabelerinde var. Diyor ki kitabesinde, ayın ikiye yarıldığı vakitte bu tapınak yapılmıştır. Ama Çin'de neden yok? Belki var, kayıtlarda yok. Olsa bile ne olarak görmüşlerdir? Bir defa zaman farkı var değil mi? Zaman farkı var. Mekke ile Ora arasında epey bir zaman farkı var. Aynı gece olmuş olsa bile ay tutulması zannetmişlerdir. Nereden bilsinler ki Mekke'de bir peygamber var, onun mucizesi. Ama kardeşim sen Müslümansan, gel buraya o zaman. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere bir mana ver bakalım. Meleklerin gelişine, bu ayetlere. Sonra Rum suresine gelin. 21. cüzde Rum suresi. Sayfa 404. Elif lam mim gulibetir rum. Fi adnal ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Şimdi İran Bizans savaşında Hristiyan olan Rumlar yeniliyor. Elif lam mim gulibetir rum fi adnal ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Efendim, üç fi bid'i sinin, 3 ile 9 yıl arasında bir savaş olacak. Fi bid'i sinin. O zaman kim kazanacak? Ehli kitap kazanacak. Kur'an-ı Kerim haber veriyor mu? Veriyor. Peki Ebu Bekir Efendimiz'le müşrikler iddiaya giriyor mu? Giriyor. Allah Resulü ne buyuruyor? 10 deveyi yüze çıkar diyor. Peki normalde iddiaya girmek haram. Peki Ebu Bekir niye giriyor? Çünkü ayet var. Ayet olunca bu iddia olmaktan çıkmıştır. Ayet dediyse kesin doğrudur. Karşı taraf için iddiadır. Ama Ebu Bekir için iddia değildir artık. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Elif lam mim gulibetir rum fi adnal ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun fi bid'i sinin. Kesin olacak bu. Savaş olacak. O savaşı kim kazanacak? Hristiyanlar kazanacak. Peki olmuş mudur? Olmuştur. Rumlar kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Mucize değil mi kardeşim? İşte bütün bunları niye inkar ediyorlar? Yani siz emperyalizmaya ey alem İslam teslim olmadan başka çaren yok diyor sana. Göklerin kapısı açılacak. Bedir'de olduğu gibi melekler gelecek. Hamas'a yardım edecekler. Efendim ötekilere yardım edecekler. Ya bu ümmet Haçlı belalarını aşmadı mı kardeşim? Moğol belalarını aşmadı mı bu ümmet? Arnold Tombey öyle diyor. Bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz diyorlardı. Ama Müslümanlar bütün bu bentleri yıkıp tarumar ettiler. Habenneke diyor ki, eğer bu din Allah'ın dini olmasaydı, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri aşıp, efendim Haçlı saldırılarından, Moğol saldırılarından, 20. asırdaki küresel istila ve işgallerden geçip, hala ayakta
bu ümmet kalamazdı Allah'ın dini olmasaydı. Hristiyanlığı tarumar ettiler değil mi? Allah Teala koruyayım diye bir vaadi olmayınca perişan ettiler. Yahudiliği perişan ettiler. İdeolojiler geliyor, 70 yıl ayakta kalıyorlar, yok oluyorlar. O halde İslam sadece bu zahir planda bakınca bile Allah'ın dini olarak onu bu hal bile anlatmaya kafidir. Peki şimdi, evet bu kadar okuduk. Bazen bir satır okuyoruz işte ama inşallah bitireceğiz. Savaş Hocam'la biz Hidaye okurken iki satır iki saatte okurdu. O kadar şerh ederdi. İki satır okurdu, iki saatte o kadar şerh ederlerdi. Bu ilimler böyle. Peki, buyurun. Efendim? Tabii onlar nerede var? Yani bu delail kitapları dolu onlarla alakalı. Sahih rivayetler onlar. Hep de delail kitapları ve diğer hadis mecmuaları dolu. Yani bütün bunlar sahih, bunlar hep sahih rivayetler onlar. Ama bunlar ne istiyorlar? Ayet istiyorlar. Hadis zaten kabul etmiyor. Dolayısıyla bir münazaraya girdiğiniz zaman adama ne diyeceksiniz önce? Ne kabul ediyorsun kardeşim? Sünnet kabul etmiyorum derse o zaman Kur'an-ı Kerim'le onun üzerine gideceksin. Ama ateist birisi ise o zaman akıllı onu hesaba çekeceksin. Tamam mı? Peki yarın oradan itibaren devam ederiz inşallah. Buyurun. Delalet eder. Orada çok güçlü delalet yok. Yani orada inşirah hali var. İnşirah hali var. Dolayısıyla en güçlü delillerle çıkmak lazım. Yani itiraz edemeyecekleri delillerle çıkmak lazım. O kadar zahir olmalı. Yani Subhanallah, Esra bi Abdihi var. Bir sürü daha var bununla alakalı. Ama böyle itiraz edemeyecekleri en güçlüleri. Şimdi İsra'ya itiraz edemezler aslında ama orada da yok işte rüyaydı vesaireydi. Ama ona da edemezler. Fakat o kadar güçlü var ki mucizeler olduğuna dair işte bu okuduğum ayet-i kerimeler. Sünnetullah. Şimdi kardeşlerim bu şeyden okursanız Kübra'l Yakîniyyat'tan orada görürsünüz. Kurallar bize göre değişir. Allah'a göre değişmez. Zaten harikul ade mucize. Yani bize göre bizim bildiğimiz bir adetullah var. O değişiyor ama Allah Teala ezeli ilminde orada onu değiştireceğini murad etti. Dolayısıyla değişen nedir? Bize göredir. Hani nes meselesinde anlatmıştık. Değişen bize göredir. Allah'a göre değişmiyor. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kural var, kanun var nedir? İşte bu önce şu olacak, sonra şu olacak. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kuralda ne var? Orada alemde işte bu da olacak. Yani Allah Teala esbaba mahkum değildir. Tamam? Determinizm yok. Peki. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.